Kudret, ne yaptın hafta sonu? Vallahi hakimim, böyle kafa dağıtmak için Seyhan Gölü'ne balık tutmaya gittim. Güzel. Oltayı salladım, bir balık geldi. Böyle tombulca bir şey. Neymiş, sazan mı? Yok, pirana. Şimdi girişimcinin biri, Urfa'da balıklı göl var, bizde niye yok demiş. Fakat Adana, Urfa'dan acılı olur mantığıyla balık olarak piranayı seçmiş. Adanam, güzel Adanam gene uçlarda yaşıyor. Sen ne yaptın? Vallahi ne yapayım? Balığı göle geri atana kadar balık benim başımın etini yedi. Yani şaka değil, gerçekten yedi. Aha! Ya bu nedir ama ya? Yani masum bir aktivite olan balık tutmak bile Adana'da korku filmine dönüşüyor. Bakalım bizim davalarımızda başımıza ne gelecek? Evet, ilk dava ne? Söyle bakayım. Bakıyorum hakimim. Bir boşanma davası. Evet. Bu mu? Yani düz, bildiğin boşanma davası. Yani taraflar birbirlerine böyle ne bileyim bir roket moket bir şey atmamışlar. Vallahi yok. Düz boşanma yazıyor. Başardın Kudret. Sonunda normal bir davamız oldu. Gelsinler, vallahi zevkle boşayacağım ha. Mehtap Tırnakçı, Ozan Eli Uzun. Evet, soy isimler beni biraz kıllandırdı ama... Yok yok, yılmak yok. Evet, gelsinler, gelsinler. Hayır, sormaya da korkuyorum. Nedir mesele Ahmet? Güven problemi. Güven problemi? Ha. Yavrucuğum, bunlar aşılır. Önemli olan sevgi, zevki. Siz nasıl tanıştınız mesela? Nerede tanıştın? Biz iş yerinde tanıştık hakimim. Ben bir gün işe gittim, baktım bu böyle siyahları giymiş. Kafasında bir çorap var böyle, elinde de fener var. Sırtına da bir çuval atmış. Nasıl bir iş yeri lan orası? Siz ne iş yapıyorsunuz? Habersiz nakliyat. Hırsızsın yani. He. İkimiz de soymak için aynı eve girmişiz, biliyor musun? Aşk tesadüfleri sever hakim. Evet, dinliyorum olağan şüpheliler, he. İşte bu kadın bütün evi çalarken arada benim kalbimi de çaldı yani, he. Ha, öyledir ha. Hakimim neyse işte, evlilikle birlikte de güven problemlerimiz başladı. Nasıl bir problem bu? Güven problemlerini biraz aç. Evlendiğimiz ilk gece bütün takıları aldı, kaçtı. Ya sen damat alayında bütün akrabalarımın cüzdanını çalmadın mı? İlk danstan sonra otoparka gidip bütün ailemin arabasını patlatıp ototeyplerini çalmadın mı? Ya ben bütün onları sen üzülme diye başka arabalardan çalarak yenilemedim mi ya? 35 tane araba patlattım bir gecede. Sayın hakimim, tutuklama emri... Dur, dur, bırak. Biraz daha dökülsünler. Hemen. Ya hakimim, bu kadın sırf yemeklerine laf etti diye benim anacığımın, biricik anacığımın omuzundaki platini çaldı ya. Sen de benim babamın beyaz eşyasından çaldığı beyaz eşyaları çalmadın mı? Sen dedemin mezarını kazmadın mı altın dişi için? Kazdım, altın dişi de aldım. Niye? Onun parasına gidip maymuncuk yaptırıp belediye başkanının evini soymadık mı? Onu bile yanlış hatırlıyorsun. Onu bile yanlış hatırlıyorsun. Bir hakimin evini soymuştuk, hakimin. Ulan! Ben de diyorum, bu saati nereden hatırlıyorum? Oğlum, karımın hediyesi lan o. Ya bunu mu konuşacağız hakim baba ya? Allah Allah. Ya hakimim, kısacası biz ayrılmak istiyoruz yani. Her ne kadar sevsek de. Sevin mi lan? Ha? Ayı gibi lan. Ayı gibi diyor. Bak hele, Mehtap. Ha? Hadi gel, bir şans daha verelim lan birbirimize ha. Çok güzeliz be Mehtap. Hakim, biz karar verdik. Biz boşanmaktan vazgeçtik. Öyle mi? Ha? Ne güzel. Hayır, işin ilginç tarafı sizin hala bunu bir boşanma davası zannetmeniz. Ulan ben dahil bütün Adana'yı soymuşsunuz be. Al götür şunları. Götürürken de şu saatimi al ya. Aman ya, iyi al. Yemedik. Hala konuşuyor bak. Ver, ver. Hoşça kal yarim. Hapishanede cüzdanımdaki fotoğrafına bakacağım. Hangi cüzdan lan? Ha, bu cüzdan mı? Ulan Allah cezanı versin lan. Yarim, 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 yarim.
Allah Allah. Daha ilk davadan var, görüyor musun? Buyurun, saatiniz Sayın Hakan. Ana, gene çalmış. Hayır, dürüst olmak gerekirse adam işinden iyi. Neyse, bir sonraki davada mahkemeye geldiklerinde alırız artık ya. Of, neyse, güzel bir ısınma oldu. Evet, evet. Sıradaki dava. Bahadır Durgun, Çetin Asi. Hay Allah'ım ya. Gene mi siz? Çirkinler. Çirkinsiniz, çirkin. La Fontaine masallarının Adana şubesi bunlar ya. Oğlum gene nasıl bir vukuatınız oldu hayvanlarla? Hayvanat bahçesinden rızası dışında bir kanguru kaçırıp maça götürmüşler hakimi. Acaba ne çeşit bir amacınız vardı? Hakimin maç Sidney'nin Adana Demirspor takımları arasında oynanan özel bir dostluk maçıydı. Çok daha güzel maç olacak. Çok. Biz de dostluğumuzun bir nişanesi olaraktan Sidney takımının sembolü olan kanguru arkadaşı maça götürmek istedik. Hı. Kendisine düşüncemizi tebliğ ettiğimizde hayvan sevinçten havalara zıpladı adeta. Hayır, hayvan doğası gereği zıpladı da siz bunu sevinç zannettiniz olabilir mi? Zannetmiyorum. Hı. Öyle olsa Selahattin abi hayvanın kapısını açtığı anda hayvan dışarıya çıkmak istemezdi hakim abi. Hmm. Neyse, biz kanguru arkadaşı yanımıza aldık, minibüse bindik. He, kanguruyla bir de minibüse bindiniz. Aynen. Şuradan üç insan bir kanguru alır mısın arkadaşım diye uzattık paramızı. Sonra marşlar söyleyerek stadın yolunu tuttuk. Evet, siz, kanguru, marşlar. Çok ilginç hemen. Aynen. Biz Movi diyoruz, o lacivert diyor. Evet. Yani aslında... diyor ama biz biliyoruz ki... lacivert demek. Zannetmiyorum. Belki sonra? Sonra minibüsten indik. Tabii artık samimiyiz. Selahattin abi dedi ki, ya dedi şuradan dedi birkaç içecek alak. Kanguru arkadaşın kesesini de stada sokak dedi. Kanguru arkadaş orada içeceklerimizden bir tanesine lak 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 ayaküstü çaktı. Ama kangurunun kafası nasıl güzel. Çok. Hayvanı da kendilerine benzetmişler. Sonra? Neyse maça girdik derken Sidney ikinci dakikada bir gol atınca kanguru arkadaş biraz sevindi tabii. Selahattin abi de buna dedi ki, bak hele burası Adana tribünü. Burada akıllı ol, delikanlı ol dedi. Hmm. Kanguru arkadaş da buna, sen karışma Selü dedi. Nece dedi bunu, Türkçe mi? Yani Türkçe ama aksanlı yani kendi lisanında. Neyse sonra Sidney ikinci golü atınca bu sefer kanguru arkadaş pisleşti hakim abi. Sağ patisini kaldırdı. Şöyle yırmık yapıp Selahattin abiye salladı. İşte film orada koptu. Ha şimdiye kadar her şey normaldi. Burada mı koptu? Aynen. Ama maç çok güzel. Çok. Selahattin abi kangurunun kulağına bir tokat attı. Kanguru da bu sefer boksör moduna geçti. Sağlı sollu yumruklarla Selahattin abiyi dövmeye başladı. Biz bir yandan kavgayı ayırmaya çalışıyoruz. Bir yandan maçı seyrediyoruz hakim abi. Ama maç çok güzel. Çok. Derken Selahattin abi kesesinin içine attı ve sahaya doğru zıplamaya başladı. Bir yandan zıplıyor, bir yandan Selahattin abiyi dövüyor. Hatta bazen yırmanı sabit tutup zıplayarak dövüyor. Selahattin abi de karşılık veriyor ama nafile. Adam boksör. Neyse, ceza sahasının içine geldi. Kesesinden Selahattin abiyi çıkardı. Bismillah, öptü. Penaltı noktasına koydu. Statta mutlak bir sessizlik. Nefesler tutuldu. Şöyle kendini kaldırdı. Gerildi, gerildi. Selahattin abiye pis burun vurunca... kalesiyle Selahattin abi tatlı köşelere gitti. Klasik Selahattin abi. Sidney tribünleri gol sevinci yaşarken biz itiraz ettik hakim abi. İtiraz mı? Neden? Çünkü Selahattin abinin tamamı çizgiyi geçmedi.
Hayır, anladım ama yani hakem VAR'a gitmedi mi? VAR odası hakemi uyarıyor, hakem VAR'a gitmiyor. Ama bu kadar biz de tabii o yüzden sahaya indik, arbede oldu. O güzelim maç iptal oldu. Ya olacak iş değil ya, olacak iş değil ya. Yani o güzelim maçı konuşacağımıza oturmuşuz burada, hakemlerini tartışıyor. Ne diyorum ben ya? Ne diyorum ya? Sonra ne oldu? Sonra ama dostluk maçı dostane bir şekilde bitti. Biz buraya gelirken sahanın içerisinde dostluk mangalı yanıyordu hakim abi. Öyle mi? Güzel. O halde karar verdim. Siz ve Selahattin abiniz hayvanlara 100 metreden fazla yaklaşmayacaksınız. Hadi çıkın. Bir dakika, bir dakika. Bir ricam var. Bir dahaki sefere gelirken lütfen Selahattin abiyi de getirin. Adamı kırmızı bültenle aratıyoruz, gene bulamıyoruz. İnşallah, inşallah. O da sizi çok merak ediyor. Özellikle seni, cimcime. Ne? Ama nasılsın be? Allah aşkına rica ediyorum çıkın. Ya tansiyonum çıktı vallahi. Haydi, haydi buyurun. Haydi. Çık. Çık. Vay be, bu nedir kudret ya? Bana iki davada çöktüm ha, uyku bastı var. Evet. Sınavdaki delilik şey, aman dava ne? Bakıyorum hakimim. Dün de çıkan kavgada 22 tane yaralı var hakimim. 22 yaralı mı? Düğün şarkısı neymiş? Kurşun adres sormaz gibi. Ya ne yapayım? Mizahla besleniyorum. Mizahla ayakta kalıyorum. Ya sen öyle bakma. Tamam, çağır gelsin de. Şakayı da anlamıyor ya. Yeter Kazak, Kazım Baltu, Şevket Mircan, Mustafa Doğrucu. Mahkemeden sessizlik. Mahkemeyi etkilemeyin, atarım hepinizi dışarıya. Evet. Şunların tipe bak ya. Neyse, tamam etkilenmeyeceğim. Şimdi bir düğün varmış, 22 kişi yaralanmış. Nedir şikayetiniz? En güzel günümü mahvettiler. En güzel günümü mahvettiler. Ne zamandır ben o günü bekliyordum, mağdurum. Ya bana soruyor, bana soruyor. Ha, hakim beyciğim, en güzel günü mahvolan da benim, şikayeti olan da. Şu ikisi var ya, şu iki tip. Hem benim en güzel günüme çöktüler, şimdi de geldiler şikayetime çöküyorlar. Çöktüler derken nedir kızım? Biraz daha açar mısın? Açayım hakim bey. Biz Kazım'la beraber evlenmeden önce düğün salonuna tahtlan giriş yapacaktık. Hmm. Ama bir baktık ki düğün salonuna tahtlan bu ikisi giriş yapıyor. Taht boştu. Biz de misafirler tahtla içeri girebiliyorlar sandık. Masumuz. Hadi taht boştu. Benim gelinle yapacağım iddiası niye sen yapıyorsun arkadaşım? Gelin boştu. Biz de misafirler gelinle dans edebiliyor sandık. Masumuz. Ya 3 dakika tuvalete gittim hakim bey. 3 dakika. Geldim. Düğün pastasını kesmişler, yiyorlar. Tabaklar boştu. Biz de misafirler kendisi alıp yiyebiliyor sandık. Masumuz. Bak hadi konuşmayayım diyorum, konuşmayayım diyorum. Hakim beyciğim, bununla kalmıyor tabii ki. Ne oldu biliyor musunuz? Bu ikisi nikah masasına oturup bizden önce evlendiler. Masa boştu, masa, masa. Biz misafirler evlenebiliyor sandık. Mustafa bana bastı nikah. Nasılmış? Tamam, hadi evlendiler bir şekilde. Nikah işlemlerini sorgulamıyorum bile. Elimde takılar vardı hakim beyciğim. Altınları odaya götüreyim de dedim, koyayım. Odaya gittim, kapıyı açtım. Odaya tam girdim, ne göreyim? Bizim gerdek odamıza. Bizden önce girip yatağa uzanmış dizi izliyorlar. Oda boştu. O da boştu. Hani biz de misafirler odaya girip dizi izleyebiliyor diye düşündük. Masumuz. Ya kusura bakmayın, bölüyorum ama.
Siz hiç daha önce hayatınızda bir düğüne gittiniz mi? En sevdiğimiz şey. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi içeri atayım diyorum çünkü nezarethane boştu. Fakat elimizde yeterli bir delil yok kızım. Mecburen yani salacağız bunları. Ya bir de... Ya bu nasıl oldu? Yani bu yaralılar, bu 22 yaralı nerede yani şu an? Hakim Bey, biz şimdi bunları odadan atmak için eniştemden yardım istedik. Eniştem bunları ensesinden tuttuğu gibi dışarı atacaktı ki... Bunlar eniştemi attı. Kapıdan mı? Camdan. Adam 35. kattan yüzme havuzuna yapışıverdi. Ya. Vallahi vudu bebeği gibi her tarafı alçı içinde yatıyor adam. Ya. Hakim Beyciğim, eniştemi tam bunlar böyle atınca kız tarafı çıldırdı. Erkek tarafı birbirine girdiler. 22 yaralı var. Ha, işte bu güzel. Ha. İşte ortada bir suç var. Ha, hemen. Katil. Katil kabul etmiyorum. Şahidim var mı? Şahidim var mı? Evet, var. Var şahidim efendim. Düğün davetlilerinden biri her şeyi ama her şeyi gördü. Ne olursunuz onu çağırın, beraber gel dedik. Çok güzel, çok güzel. Çağır oğlum, tanık gelsin, çağır. Çağırmayayım. Çağır oğlum, çağır. Peki. Fikri Tarhanacı. Hayda. Yine mi sen? Yine mi ben? Kızım keşke başka bir tanık bulsaydın, emin misin ya? Neyse. Oğlum sen de o gün otelde miydin? Ne oteli dayı? Ben cevşen satıyordum. Aa dayıya sor. Zilli dayıya sor. Başlatma oğlum dayına. Başlatma mı dayıma? Tamam oğlum. Yırttık Mustafa, yırttık. Adam beton gibi. Ne sorsalar geri sekiyor. Tamam bak oğlum, beni yeniden o girdabın içine sokup benim akli dengemle oynama, tamam mı? Yani sen düğünde miydin, değil miydin onu soruyorum. Ben limonata içiyordum dayı. Tamam işte, o limonatayı nerede içiyordun? Nereden içiyordun? Evet, nereden içiyordun? Masada içiyordum. Güzel. Evet, ilerliyoruz. Hızla ilerliyoruz. O masa neredeydi? Yani düğün salonundan mıydı? Masa mı neredeydi? Evet ulan! Onu soruyorum. Aman. Onu soruyorum. Aman. O masa neredeydi oğlum? O masa neredeydi? Düğündeydi. Kafan mı güzel dayı? Bu balık kafan mı güzel? Senin kafana aman, aman. Kafama mı? Lan hanımefendi, vallahi kötüyüm, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bak başka bir tanığınız yoksa ben bu davayı düşüreceğim. Yaşasın adalet. Ya kardeşim, sen oradaydın ya, her şeyi gördün ya. Eniştemi attılar ya camdan, düştüğünü gördün ya. Eniştenin düştüğünü mü gördüm? Ay. Aşkım bir saniye. Arkadaşım, sen orada değil miydin? Eniştemin düştüğünü, yapıştığını görmedin mi havuza? İftira atıyorlar dayı. Ben 5 kere hacca gittim ya. Ha tokmakçı dayıya sor. Ya arkadaşım sen demin düğünde limonata içiyorum demedin mi ya? Demin düğünde limonata mı içiyorum dedim. Yok benim başka sorum yok hakim bey. Buyurun düşürün bence davayı. Eniştem gibi düşsün dava. Hakimim bizlik bir şey yoksa biz yavaş 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 çıkalım yani. Hayır. Fethiye'ye uçağımız var da. O açıdan. Hadi çıkabilirsiniz, hadi çıkın, hadi, çıkın hadi. Be. Kadın, bizim balayı odamız Fethiye'deydi, o da boştu. Ne diyorsun? Şimdi bunlar da oraya koştu. Yürü, yürü bari, yürü. Balayı odasına kaçırmıyor. Oraya da girecekler, oraya da girecekler. Biz de öyle çıkacağız. Ya şu taraftan, çık ya, çık! Allah Allah! Ulan nereye gidiyorsun? Hakimim, bu kaldı başımıza, bunu ne yapacağız? Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Oğlum senin bütün sorularının cevabı bende. Şu Pirana'nın tam olarak lokasyonunu söyler misin bana? Pirana'nın lokasyonu mu? Ben dua kitabı satıyordum dayı. Ha. İnşallah akrabaların da almıştır. 40 gün sonra senin arkandan bol bol okuyacaklar. Hadi dava bitti. Hadi. Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza